Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 10'lardaki çenteyi alıyoruz ve Android'e aktarıyoruz. Öncelikle şu meseleye bir açıklık getirelim arkadaşlar, ver Çağdaş'cığım. Bu üzerine ceviz kırdığımız videoda, hatta yorumlarda gördüm ben, işte abi siz ceviz videosunu önce çekmişsiniz falan filan gibi. Hayır arkadaşlar, elimizde iki tane iPhone 10 var. O iPhone 10 bu. Sağlamlık testi yaptığımız, sağlam olmayan artık iPhone 10 da bu. Bunu belirtelim ve videomuza devam edelim. İlk işimiz iPhone 10'daki şu üst taraftaki çenteyi kaldırmak olsun. Bununla ilgili adamlar tutmuşlar bir uygulama yapmışlar. Uygulamanın ismi Notch Remover, yani şu çentik kaldırıcı. Ben daha önce denemiştim. Zaten arada sürekli reklamlar fışkırıyor ama sıkıntı yok. Şimdi herhangi bir resmi alıyoruz. Bizim kendi film rulomuzdan mesela şunu alalım. Daha sonra dilersek bu resmin köşelerini şöyle daha yumuşak hale getirebiliyoruz. Ya da şöyle açalım. Bunu sonra şuradan kaydet diyoruz ve bizim galerimize kaydediyor. Tamam, reklamı da geçtik. Şöyle şimdi galerimizi açalım. En sondaki fotoğrafı alıyoruz ve bunu duvar kağıdı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üst taraftaki çentik gitti bile. Ayarlı diyelim. Her ikisini de ayarlayalım. Ve şöyle ana ekrana döndüğümüz zaman şuradaki şimdi çentikleri görüyorsunuz. Şöyle bir çıkalım. Ve gördüğünüz gibi çentikler gitti. Olay bu kadar basit. Aslında adamlar alıyor bizim duvar kağıdımızın üst tarafını siyah hale getiriyor. Ve çentik gitti diye bize kaktırıyorlar. Gördüğünüz gibi kilit ekranında da artık bir çentiğimiz yok. Bence iPhone 10 bu şekilde bir tık daha güzel oldu. Peki buradaki çentik nereye gitti? Onu da şöyle gelin Android cihazımıza gönderelim bakalım. Android cihazı kurmanız gereken bir uygulama var. Uygulamanın ismi X Out of 10. Şimdi uygulamayı geliştiren arkadaşımızın amacı şu: siz iPhone 10'a $999 ödemeyin. Gelin ben size beleşten Android telefonunuza çentiği atayım diyor. Buradan böyle Start'a basıyoruz. Zart diye üst tarafa çentik geliyor. Şu ana ekrana döndük. Beyaz bir sayfa açalım. Gördüğünüz gibi çentiğimiz Android telefonumuza Note 8'e gelmiş oldu. Bu her yerde çalışıyor. Mesela şöyle bir YouTube'u açalım. Gördüğünüz gibi YouTube'da da çentik karşımızda. Tamam, Note 8 neredeyse çerçevesiz bir telefon. O yüzden böyle çentik bir tık güzel duruyor. Ancak böyle benimki gibi bir telefon kullanan arkadaşların ekranında nasıl gözükecek? Bir de ona bakalım. Vay be, telefonum iyice güzelleşti. Benim emektar telefonumu da böylece artı $999'luk bir değeri olmuş oldu. Sağ olsun bedavaya böyle bir şeyi koydu benim telefonuma. Ama ben kendi telefonumu her haliyle seviyorum. Böyle çentik mentik olmasa da başımın üstünde yeri var. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Mesela iPhone'da şimdi tamam burada çentiğimiz gitti ama mesela fotoğrafları açalım. Hop, çentik geriye geldi. Çıkalım, gitti, girelim, tekrar geriye geldi. Şuradaki efekt güzel oluyor ama. Şimdi gördüğünüz gibi üst telefonumuzda da çentik var arkadaşlar. Şundan kaldıralım. Şahsen ben iPhone 10'un tasarım bu şekilde olsa daha çok beğenirdim. Çağdaş'a gösterdim. O bu halini pek beğenmedi. Bu tamamen kişisel bir görüş. Siz de yorumlarda hangisini beğendiyseniz onu yazın. Hatta Note 8'e acaba çentik koysalar nasıl olurdu? Bunu da yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. iPhone 10'dan çentiği aldık ve Android'e aktarmayı başardık. Bunlar tabii ki biraz böyle şaka bazlı uygulamalar. Market bu tarz çok fazla uygulama var. Biz de kullandıklarımızı açıklama kısmında ekledik arkadaşlar. Sizce çentik bu telefonlardan hangisine daha çok yakıştı? Bunun cevabını şuradaki ankette bekliyoruz. Artık videomuzu kapatabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz hemen şurada aşağılarda bir yerde bir beğen butonu var. Ona basarsanız seviniriz diyelim. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.